kadar çok düşük maalesef. Neden öyle peki? Ya hem pandemiden dolayı hem de turistin gelmemesinden dolayı bayağı bir o sirkülasyon bayağı bir azaldı. Yaşamdan Sesler programından merhaba sevgili izleyenler. Pandemi başladığından beri esnafın ne kadar kötü durumda olduğunu programlarımızda sıkça yer verdik. Özellikle kafe bar çalışanlarının durumu oldukça kötüydü. Çünkü bir taraftan fabrikalar açık, üretim devam ederken kafe bar çalışanları işsiz kaldılar. Mekanlar kapandı ve tekrardan açıldı. Tekrardan açılmasıyla beraber elbette ki bunun hastanelere yansıması da oldu. Vakalar yükseldi. Ne yazık ki ölümler arttı. Fakat bu işin bir ortası yok mu? İşte biz bunu soracağız. Bugün kafe bar çalışanlarına, esnafa, işletmecilere mikrofon uzatacağız ve koronavirüsle beraber mücadele ederken aynı zamanda bu insanlar nasıl ayakta kalmalıları soracağız diyelim ve programımıza başlayalım. Esnaf bitti, bitiyor, eriyor. Büyük firmalar hep ilerleyiş içinde. Onlar yol kat ettikçe biz geride kalıyoruz. Biliyorsunuz Yemek Sepeti, Getir gibi büyük firmalar parasına para katarken, komisyonları fazla alırken her şey küçük esnaf yavaş gittikçe bitiyor. Size destek geldi mi peki kapalı kaldığınız dönemde? Şöyle gelmedi. Biz zaten tenezzül etmedik. Miktar çok az. Zaten faydası yok. Bir de onun için bir ton uğraşıyorsun zaten. Gerek duymadık 1.000 lira için. Uğraşmaya da 2 ay, 3 ay onun peşinden koşup 1.000 lira verip gerek de duymadık zaten. Peki vergilerinizi ödemeye devam ettiniz mi? Vergileri tabii, vergileri ödemezsen zaten seni barındırmıyorlar. Mecburen ödediniz zaten. Yani. Hani kat kat ödüyoruz. Bir af, bir yumuşama hiç, vergilerde. Yok hiç. Sekme yok. Peki kaç kişi çalışıyor burada? 3 ustamız var, 2 motorcumuz var, 5 kişi çalışıyoruz. Peki maaşları nasıl ödeyebildiniz? Ödeyebildiniz mi ya da? Maaşlar işte zaten saatleri düşürdük. Kapalı kaldığımız halde saatleri düşürdük. Zaten genelgede yemek sepetinde genelge yayınladı devletimiz. Ondan da saatleri kıstığı için otomatikmen biz de kısmak zorunda kaldık. İş olmadığından onların da saatini kıstık. Saatlik ücretlerle veriyoruz. Onlar da az kazanıyor, dükkan da az kazanıyor. Herkes az kazanıyor bu devirde. Herkes az kazanmış oldu yani. Ama bir taraftan da Getir'dir işte bu diğer söylediğin yemek dağıtım firmaları da. Kapitalist sisteme en çok uyan ülke artık biz olduk. Onlar kazanırken küçük esnaf gerçekten çürüyor, eriyor, sürünüyor hatta. Peki ne olacak önümüzdeki günlerde? Şimdi böyle tekrar vakalar artıyor bir taraftan da yani. Esnafa destek yok. Ne öngörüyorsunuz? Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi ülke bence gittikçe daha kötü bir hale, bir senaryoya gidiyor. Bunun düzelişini senelere bağlıyorum. Aylar değil. Seneler olacak ve senelerde fakir zaten bitti. Orta seviye zaten çok fakirleşti. Zengin yol kat ederken iki olan yer insanlık bitti, eridi yani. Bu bir iki sene içinde daha çok olacak. Hırsızlıklar, marketlerden ekmek çalar oldu 70 yaşındaki insanlar. Evet. Yani Müge Anlı'yı az çok izliyorsunuz zaten neler oluyor. Evet. İnsanlar şaşırmış bir durumda şu an. Zengin zenginleşiyor, fakir fakirleşiyor. Fakir fakirleştikçe daha da çok suça bulaşıyor. Evet. Orta seviye bile artık fakirleşti yani. Orta seviye bile 20 milyonluk kumpiri yiyemez oldu. Pahalıya geldiğini söylüyor herkes. Yani mısır alıyorsun, Nutella alıyorsun. Her gün zam geliyor.
2 hafta önce aldığımız Nutella kova Eminönü'nden 215'ten 265 liraya çıkmış. Yani ondan önce mısır alıyorsun, mısır pahalılaşıyor, o pahalılaşıyor. Yani biz nasıl geçineceğiz? Evet. Ya sıkıntı çok büyük. Çok. Peki siz kapattınız mı dükkanınızı? Herkes gibi biz de kapattık, evet. Ne kadar kapalı kaldınız? Yani yaklaşık bir 3 ay falan kapalı kaldık. 3 ay kapalı kaldınız. Peki bu 3 ay boyunca size herhangi bir destek geldi mi maddi olarak? Hayır, hiçbir destek gelmedi. Aksine kiralar içeriye girdi ve çalışanların maaşını cebinden ödedik. Kendi cebinizden çalışanların maaşını ödediniz. Peki vergileri ödediniz mi? Tabii ki vergileri. Vergileri aksatmıyoruz. Aynen. Ya onlardan da hiçbir şey olmadı yani. Onlardan hani hiçbir destek olmadı. Değil mi? Aynen öyle. Peki bunun sürecinin sonu nereye gidecek? Yani bir taraftan mekanlar açılıyor ama işte vakalar da yükseliyor. Aynen. İnanın biz de beklemedeyiz herkes gibi ama öncelik sağlık. Herkese sağlık diliyoruz. Ondan sonrası gelir. Yani şu an herkes zaten perişan hali. Değil mi? Evet. Bakalım göreceğiz. Peki çok teşekkürler, sağ olun. Siz ne zamandan beri burada çalışıyorsunuz? Yaklaşık 2 aydır burada çalışıyorum. Süper. Yeni bir yer burası değil mi? Yeni bir yer, evet. Hı-hı. Peki pandemi döneminde ne yaptınız? Yani mesleğinizi yapabildiniz mi? Yani tam anlamıyla yapamadık. Çoğu zaman evde geçirdik. Hı-hı. Boş zamanla. Açtık işte, bir 10-15 gündür açmışız. Hı-hı. Maalesef bir gelişme yok. İşler nasıl peki şu anda? Yani işler acısı. Hı-hı. Bekliyoruz. Her şeyin hayırlısı diyelim. Sabrediyoruz. Şu anda müessese zarar ediyor zaten. Hı-hı. Kapatmamaktan yanayız. Peki bu süreçte hiç destek aldınız mı? Yok, herhangi bir destek almadık şu anda. Yani bu işte 1000 lira kira yardımıdır falandır filandır, kısa çalışma ödeneğidir. Başvuru hani yaptığımıza rağmen herhangi bir destek alamadık. Alamadık. Evet. Değil mi? Peki ne öngörüyorsunuz? Ne olacak? Vakalar artıyor bir taraftan da. Yani mekanlar açıldı, insanlar gidiyorlar. Esnafa kimse yardım etmiyor. Yani bu işin sonu nereye varacak? Valla Allah yardımcılar olsun. Zor, gerçekten zor bir dönem geçiyoruz. Hı-hı. Allah herkesin yardımcısı olsun, ne diyelim. Yani diyecek pek bir şey de bulamıyoruz. Malum durum ortada, görüyorsunuz. Evet. Her şeyin hayırlısı diyelim. Peki kaç kişi çalışıyor burada? Şu an burada 8 kişi çalışıyor. Maaşlarını alabiliyorlar mı, alabildiler mi? Yani inanın şöyle, patronumuz hani bizi mağdur etmiyor. Hani kendisi bir şey kazanamıyorsa da bizi mağdur etmiyor. İşte yarım yamala bir şekil geçirip gidiyoruz. Yani öyle, değil mi? İzinli devam ediyoruz. Mesela bugün 3 arkadaşımız izinli. Hı hı. 3 kişi izinli şu anda. Yani hiç işe gelmiyorlar gibi bir izin mi? Mesela şöyle, yani her gün 3 kişi izin yapıyor. Değiş tokuş yani. O şekilde, hı-hı, yürütüyoruz yani. Kimseyi de işten çıkarma, tabii, yana olmadı patronumuz. Öyle yani. Yani bu süreçte çalışanlar patrona acır hale geldi değil mi? Yani patron cebinden ödüyor. Tabii ki, tabii ki, tabii ki, evet. Şu an şu duruma gidiyoruz. Zenginler fakirleşecek, fakirler köle olacak. Daha da değil mi? Daha da kötü olacak. Ayrım, uçurum yükseliyor değil mi uçurum şu anda? Uçurum yükseliyor yani, geçim, hı-hı, çok sıkıntılı. Sebze alamıyorsun, hı-hı, salça alamıyorsun. İki katına çıkmış her şey. Hı-hı. Kiralar yükseliyor ama işçi yemiyesi aynı. Çünkü iş, patron da kazanamıyor, hı-hı, o da veremiyor. Bu sefer sen geçinemiyorsun. Hı-hı. Çünkü bugün bir paket sigara alıyorsun 20 lira. Yol paran, yemen içmen 30-40'ı buluyor. Bir günde neredeyse, değil mi, sokağa çıkmak 100 liradan aşağı değil. Aynen, aynen. Bir de kiran var zaten, 1,5 günlük 50 TL kira veriyorsun. Hı-hı. Yani nerede olursan ol, 200 yani değişiyor. Evet. Yani günlük zaten yemeden içmeden 100 liran gidiyor. Zaten yemeyeler 100 lira. Bir şey toplayamıyorsun. Yani evet, kısıyorsun, boğazından kısıyorsun, geçinebilesin, ay başını getirebilmen için. Yemiyorsun, içmiyorsun, yürüyorsun, hı-hı, sigara içmiyorsun, su içmiyorsun, hı-hı, zorluyorsun kendini, aybaşı gelsin diye, gününü bitiresin diye, öyle günü. Sizce ne olmalı peki? Yani bu vallahi durumun çıkışı neydi? En azından biz dolara o zaman bakmıyorduk, dolar o kadar yükselmiyordu. Şu an çeyrek bilmiyorum ne kadar, herhalde 600. 2008'de 23 liraydı hatırlıyorum, hı-hı, ben günlük 35 lira arıyordum. Bir günde bir çeyrek alabiliyordum ama şu an 3 gün 4 gün çalışıyorum, bir de yemeden içmeden o çeyreği alabiliyorum. Ya, evet. Böyle bir döneme geldik artık yani, hı-hı, gidişat çok kötü, zor. İşler nasıl gidiyor? İşler fena değil, açıldıktan sonra tabii daha iyi. Peki ondan önceki süreçte nasıldı? Yani kapalı kaldığınız sürede destek buldunuz mu? İşte maaşlar ödenebildi mi? Yani personel maaşları ödendi. Hı-hı.
aksatmamaya çalıştık ama onun dışında kendimize, yani dükkan kâra geçti mi diye sorarsanız kâra geçmedi tabii. Hep ucu ucuna denk getirdik. Evet. Ama tabii daha kötü olan işletmeler de vardı. Hı-hı. Biz kapatmadığımız için hiç tekevey olarak çalıştığımızdan yine bir nebze olsun süreci idare ettik ama kazanç yoktu tabii. Peki şimdi yine açıldı mekanlar, insanlar da gidiyorlar doğal olarak. Bir taraftan da vakalar yükseliyor. Bu vakaların yükselmesiyle beraber tekrar bir kapanma söz konusu da olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Mesela bir kapanmayı daha göze alabilir mi sizce esnaf? Yani şöyle, ilk kapanmada belli bir kısmı yıprandı, devrildi. İkincisinde de bir kısmı gitti. Üçüncüye bence daha büyük bir kesim kapatabilir. Yani çok fazla dayanılacak bir süreç değil aslında. Ama bir yandan da sağlık durumu var. Yani iki taraftan da sıkıntılı bir durum. Ama kapanmamasını umuyoruz. Evet, yani tabii sağlık önemli ama bir taraftan da kafe, İnşallah bar... kötü gitmez Covid durumları düzelir. Ama aşıyla beraber sanki geçen seneki kadar kötü olmaz diye umuyorum hani mantık olarak. Ama bilemiyorum da tabii. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Hayırlı işler. Tabii ki normalden çok çok daha az, çok daha durgun bir şekilde. Pandemi öncesinde olan işle karşılaştırdığımız zaman dörtte bir, beşte bir oranında bir kazancımız evet, oluyor yani. Azalmadan ziyade kazancımız oluyor. Evet. Peki bu kapalı kalınan dönemde siz kapalı mıydınız? Biz kapalıydık, evet. Biz de kapalıydık. Pandemi döneminde tabii ki evimizde açılmayı bekledik. Ödeneklerin yapmasını bekledik. Zaman zaman yattı, zaman zaman yattı. Yattı mı, onları soracağım. Yani... Yattı, yatanlar oldu. Tabii bunu hak edenler oldu, hak edemeyenler oldu. Yani. Peki maaşları ödeyebildiniz mi? Yani hani geçinebildiniz mi? Ya işletmeler, şimdi tabii ki işletmeden işletmeye göre değişiyor. Kimisi yardımcı olabiliyor, kimisi yardımcı olamıyor. Bizim patronumuz yardımcı olabildi sağ olsun. Biz o konuda biraz avantajlıydık ama birçok sektörden arkadaşımın duyduğum kadarıyla onlar kesinlikle ödeme alamadıklarını söylüyorlardı. Ya bu kafe bar çalışanları bir araya geldiler, belki siz de görmüşsünüzdür haberlerde. Evet, evet, yani evet. Böyle Kadıköy'de patrona acır hale geldik. Evet, patron kesinlikle. Bize maaş veremiyor. İşte evet. Kimse kirasını ödeyemiyor. Öyle bir noktaya gelindi. Evet. Değil mi? Kesinlikle. Hatta masraf olmasın diye artık personeller, yani kendilerine masraf girmek gibi görmeye başlayıp patronlarına şey yapmaktan, maaş sormaktan çekinir hale gelmişlerdi ya, gerçekten. Evet. Hala da aynı şekilde devam ediyor. Zor olarak. Peki şimdi açıldı mekanlar, yani bir taraftan insanlar gidiyorlar, esnaf da şöyle bir hoh dedi aslında ama bir taraftan da vakalar yükseliyor. Yani bu iş nasıl çözülecek? Yani insanlar mağdur olmadan sağlıklarını nasıl koruyabilecek sence? Yani şimdi benim düşünceme göre vakaların nitelikli olarak daha fazla azalmasını istiyorsak bunun için kısıtlamaların arttırılması gerekiyor aslında ama eğer kısıtlamaları arttırdığımız takdirde halka ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olabiliyorsak kısıtlamaları arttırmamız gerekiyor. Ben bugün buraya metroyla geldiğim zaman asansöre biz 10 kişi biniyoruz. Yani sosyal mesafe diye bir şey orada da söz konusu değil ve o insanlar da işlerine gitmek zorunda kaldıkları için sabahın köründe tabii ki kalkıp gidiyorlar. Yani kısıtlamalar geldiği zaman dahi üretim yapan şirketler,
onlara izinler çıkıyor. İşte birçok sektörde izinler çıkıyor yine. Ve fabrikalar çalışmaya devam ediyor. Fabrikalar çalışmaya devam ediyor ve fabrikada çalışan personellerin sayısı da az değil. Ve evet, o insanlar da dolayısıyla toplu taşıma kullanıyorlar, kullanmak zorundalar. Toplu taşımalarda çok fazla bir sosyal mesafe korumasının olduğu söylenemez. Evet. Hal böyle olunca... Yani korona oradan geçmiyor da yani, burada siz yan yana olunca geçiyor. Tamam, şey de haklı bir serzeniş. Mekanlarda insanlar çok yakın oluyorlar. İşte şeyler artıyor, vakalar artıyor. Ama baktığımız zaman ben burada insanlara servis yaparken herkesin HES kodunu kontrol ediyorum. Evet. Herkesin ateşini kontrol ediyorum. Evet. Sen metrolarda, ne bileyim toplu taşımalarda evet, bunu benim kadar titiz yapamıyorsun bunu. Hı-hı. Mesela. Tabii ki işletmelerin de dikkat etmesi gereken çok fazla kural var ve bunlar çok önemli faktörler. Ama bu bence sadece yüzdelik olarak baktığımız zaman %4'lük, %5'lik bir pay. Geri kalan vakaların artmasındaki temel sebep bu değil. Kesinlikle bu değil. Mitingler, kongreler bunlar varken, toplu taşımada hal böyleyken, buradan İstiklal Caddesi'ne çıktığınız takdirde zaten ağzınız açık bakabilirsiniz, görebilirsiniz evet, oradaki kalabalıkları. Evet. Yani bu böyle bir aslında samimi olmayan evet, biraz değil mi, ikiyüzlü bir politika mı izleniyor bu süreçte? Çünkü herkesin genel olarak böyle bir şeyi var. Yani bu konuda yani politikasını ele aldığımız takdirde bir çaresizlik görüyorum ben sadece. Hı. Çünkü onlar da aslında yapmak istediğini biliyorlar ama yapamıyorlar. Yapamıyorlar çünkü hı, öyle bir bütçe yok. Çünkü öyle bir birikim yok. Doğal olarak bir sadece çizginin üzerinde stabil kalmaya çabalıyorlar diye düşünüyorum ben. İyi, çok şükür. İyi değil mi? Açıldıktan sonra mı peki, yoksa öncesinde de şey miydi? Biz buraya açıldı 4 ay oldu. Yine. Yani açtık, bir ay sonra zaten kapandık. Evet. Yeni olduğumuz için bilemiyoruz. İyi, bize göre iyi. Şimdilik iyi diyorsunuz. Bir de böyle bir dönemde iyice saret aslında değil mi? Yani hani kafe işine girmek. Evet. Ben yalnız bir anneyim. 2 oğlum var. Oğlumla, oğullarımla diyeyim daha doğrusu, beraber başladık. İşsizdim. 3-4 yıldır işsizdim. Oğlum da işsiz kaldı. Koronanın başında baristaydı kendisi. Küçük oğlum da hasta. Onunla uğraşıyoruz bir yandan. Çalışamayacağım için hastanedeyiz sürekli. Evet. Burayı açtık. Çalışıyoruz. O yüzden cesaret ettik. Evet, evet. Böyle bir durum oldu. Peki bu kafe barlara yönelik pandemi döneminde alınan kararları, tedbirleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani birçok insan işsiz kaldı biliyorsunuz. Evet, birçok mekan kapanmak zorunda kaldı. Yani alınan kararlar sizce doğru muydu? Ve bugün gelinen noktada ne dersiniz? Alınan kararlar sadece işte restoranlar, barlar, kafeler falanlarla filanlarla kısıtlı olunca biraz sıkıntı oluyor tabii. Hı hı. Direkt bizi vurdu. Evet. Onun dışında şey, tabii ki önlem alınmalı. Kesinlikle alınmalı. Hı hı. Ben de hasta bir çocuğu olan anneyim. Evet. O yüzden ben zaten korona başlamadan biz korona önlemlerini almaya başlamıştık evet, kendi çapımızda. İşte bu önlemlerin toplu taşımalarda da uygulanması hı-hı, gerekiyor. Biz Bağcılar'da oturuyoruz, evimiz Bağcılar'da. Hı-hı. Sürekli metro ile gidip geliyoruz, hı-hı, aktarmalı. Ya da otobüsle hınca hınç dolu, evet, ayakta her zamanki gibi İstanbul trafiği malum. Bu konuda da bir önlem alınmalıydı. Başta hı-hı, alındı, sonra salındı. Evet. Çünkü bu sürede üretim devam etti. Fabrikalar çalışıyordu. Birçok çalışma alanı evet açıktı. Dediğiniz gibi toplu taşımalar o şekilde. Fakat böyle işte bir taraftan esnafa yardımcı olunmadı vesaire değil mi? Yani, bir mağduriyet de yaşandı. Esnafımız da, esnaf da düşünüldü tabii ki de. Hı. Ne kadar düşünülse hı, de biz burada kira ödüyoruz. Hı. Kredilerle, borçlarla açtık burayı. Yani borç ödemek için çalışıyoruz şu an. Hı. Tabii devletin bize verdiği bir destek var ama devede kulak o. Hı hı. Tabii ki. Yani elden ne gelir bilmiyorum. Hı hı. Sağ olsunlar yine de. Yani ben evet, böyle şeyim. Kanaatkâr bir insan olarak da kimseye itirazım da yok. Hı hı. Şeyim de hastalıkla dünya uğraşıyor. Evet, her evet, yer evet, kapalı, dünya kapalı. Evet. Biz gene iyiyiz diyorum evet, bazı konularda. Evet, sağlık olsun önce ama değil aynen, mi? Aynen, kesinlikle hı-hı, sağlık olsun. O en kıymetli. Hep onu söylüyorum. Mekanların açılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Vakalar artıyor bir taraftan.
siz bir yere girip otururken tedirgin oluyor musunuz? Yani oluyoruz. Hı-hı. Ama yani bir yandan da özledik. Özledik değil mi? Yani özledik. Aslında bir, özledik. Yani aynen. Hani bir sebep değil ama yani yapacak da bir şey yok gibi bir yandan. Hani ama dikkatliyiz olabildiğince falan. Sınırlı sayıda insan görüyoruz. Tabii görmeyenler de var ama. Şey. Etrafınızda var mıydı kafe bar çalışanı ya da işletmecisi? Hani bu pandemi döneminde dükkanını kapatmak zorunda kalan, işsiz kalan? Şahsen yoktu ama sosyal medyada falan fazlasıyla gördüm ve hani farkındayım o durumun. Evet. Umarım herkes için bir an önce düzelir. Evet sevgili izleyenler, bugün biz mikrofonlarımızı esnafa, işletmecilere, kafe bar çalışanlarına uzattık ve gördüğünüz gibi uçurumun ne kadar derinleştiğini bir kez de onlardan dinledik. Çünkü insanlar salgın döneminde aç kaldılar, işsiz kaldılar. Evlerine yiyecek götüremedikleri zamanlardan geçtiler ve hala toparlamaya çalışıyorlar. Henüz bu koronavirüsle mücadele süreci bitmiş değil, devam da ediyor öyle görünüyor. Ve kafe bar çalışanları da soruyorlar. Bir tedbir alıyorsunuz ama bizi görmüyorsunuz diyorlar. Bizi de görün diyorlar. İşte onların seslerini sizlere yansıttık diyelim. Yaşamdan Sesler'den bu haftalık bu kadar. Hafta yeniden karşınızdayız.